Yangın çünkü her yerde kendiliğinden de çıkabiliyor ve bunu tabii ki yani biz anlamayız doğal olarak ama madde kullanan bir birey ya da yetiştirmeye kalkan bir birey daha rahat kılıf olabiliyor onun için çok kullanılması. Ama kökenli olan bu bitki dünyanın hemen hemen her yerinde ve her iklimde yetişebilir. O yüzden zaten bu kadar çok yaygın. İçeriğinde 400'den fazla kimyasal bulunuyor. Esrar kenevi bitkisinin kurutulmuş yaprakları, sapı, tohumu veya çiçeklerinden elde edilen yeşil veya kahverengi bir madde. Çoğunlukla da sigara şeklinde sarılmışlıyor. Şu fotoğrafı. Şimdi normalde fotoğrafı nane, bildiğiniz naneden biraz daha küçük. Özellikle şunu gördüğünüz zaman. Şimdi ilk etapta gördüğünüzde atıyorum çocuğu kullanıyor, Allah korusun ama gördüğümüzde kokusundan anlamak mümkün. Yani nasıl anlayacağız diye sorarsan. Nane gibi bir bitki ve kokusundan anlamak mümkün. Çünkü nane gibi gelmeyecek. Çok yoğun bir koku gelecek size zaten. Diğeri bonsai. Şimdi esrar için en yaygın madde dedik ama en çok kullanılan şu anda özellikle Türkiye'de de bonsai. Neden bonsai? Ulaşmak çok kolay. Çünkü şu an kimyasal ortamlarda üretilmiyor. Tamamen merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretiliyor. Normalde bonsai bir ağaçtır. Onun yapraklarına zehir zerk edilerek tüketilir. Neden şu an çok tüketiliyor? Bir fişeğini 3 liraya satıyorlar çünkü. Ve çocukların ulaşması çok kolay. 3 lirayı bulamayacak çocuk şu an günümüzde çok az olduğundan dolayı. Doğal olarak da bonsai daha artıyor. Peki ölümler neden arttı? Ölümlerin artma sebebi de şu, insanlar az önce bahsettim merdiven altı. Gene bir örnek vereceğim. Emniyet bir operasyon düzenlediği zaman bir evde yakalıyor. Bildiğiniz fesleğen bitkisini yetiştiriyor adam ve yanında sinko, fare zehri, tarım ilacını karıştırıp yapraklarına zerk ediyor zehri ve bekletiyor. Bunu da fişek dediğimiz şekilde yani sigara şeklinde sarıp satıyor 3 liradan. Doğal olarak da ilk kullanılan birey, şimdi ilk kullanan insan maddede genelde ölmez ama bu tip merdiven altına düştüğü için iş doğal olarak bonsai'den de ölümler artmış oluyor. Genelde kullanılan yöntem budur, şaşallama deriz biz bu yönteme. Böyle bir düzene gördüğünüz yerde evet madde bağımlısı vardır ve madde kullanılıyordur. 5 litrelik bir pet şişenin içine ayrıca bir şişe oturtuluyor. Başında da sakız gibi bir madde var ve duman içinden çekilerek kullanılıyor bonsai dediğimiz madde. Madde şu, biraz daha ayrıntılı göstereyim. Şimdi bonsai nasıl saklanıyor çocuklar tarafından? Daha çok onu göstereyim. Şimdi çocuğunuzun cebinde şöyle dörde katlanmış bir kağıt görüyorsanız belki not kağıdı zannedebilirsiniz ama içine mutlaka bakın. Çünkü genelde bu şekilde araya koyup maddeyi şu şekilde cebe atabiliyorlar. O yüzden mutlaka kontrol edin. Mesela şu şekilde de olabilir. Yani normalde biz iki uçtan kıvırıp ortada biriktirme gibi. Şimdi normalde bunu çocuğunuzun cebinde gördüğünüz zaman herhangi bir not kağıdı zannedebilirsiniz. Ama mutlaka bakın ve takip edin. Ne olabilir? İçinde bir şey var mıdır? Gibi. Çünkü not kağıdına daha çok kaçabilecekleri bir nokta olduğu için yani bir paketi falan bulursunuz anlarsınız ama şundan çok rahat kaçabilir çocuklar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Diğeri eroin, bağımlılık potansiyeli oldukça yüksek olan bir madde. Daha ilk kullanımdan itibaren bağımlı evet oluyorsunuz. Yani daha tolerans düzeyine geçmeden bile.